Doktor hanım. Ya bunca saat zahmet verdik. Buyurun bir yemeğimizi yiyin. Yani yiyin. Yesin değil mi abi? Acılı soğanlı bizim zerzevatsız doktor hanım. İşte bunlar hep ön yargıdan. Ben hem acılı hem soğanlı yiyebiliyorum. Şalgam var mı ayran yerine de? Tam başı ayrandır. Nerelisin sen? Adın ne senin? Ne yapıyorsun ya? Bırak. Dürümü bunlar ettin. Biber? Az az. Biber az olsun. Doktor hanım, biz Boluluyuz. Abim bir mangal yapar, vallahi parmaklarınızı yersiniz. O derece yani. Değil mi Ferhat abi? Adın Ferhat mı? Aa, olaya bak. Doktor hanımın adı Aslı. Olaya bak ya. Zevzeklik etmeyeceksin değil mi abim? Ay ya teyzemin oğlu, komik değil mi ya? Bak doktor hanımın adı Aslı, seninki Ferhat. Hani Aslı ile Kerem, Ferhat'la Şirin gibi. Ya şu iki yakası bir araya gelmeyen aşk var yani. Ya destan diyorum, destan. Büyük aşk hani, ondan bahsediyorum ya. Abi ben şu dilsize bir bakıp geleyim. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Burası. Buradan geliyor sinyal, gel. Hayda. Burası görünüyor. Ne bir yanlışlık mı var acaba? Ben bir arayayım. Al bu telefonu Erkin abiye gönder. Tamam abi. Ben şimdi arıyorum onu. Yalnız sabaha çalışacak o telefon ha. O yüzden yolda şarja tak onu. Merak etme abi. Eyvallah. Alo.
Ergin abi. Afiyettesin inşallah abi. Eyvallah. Şimdi sana bir telefon gönderiyorum da abi. Senden bir şey isteyeceğim. Sabah şöyle şık bir kahvaltı masası hazırla. Bana o telefonu da üstüne koy. Hı-hı. Bir de not yazdıracağım abi sana. Bir kalem kağıt alsana eline. Ah be Ferra, sen nasıl bir adamsın ya? Abi. Aslı. Nedir bu, ne oluyor? Bilmiyorum abi, yani benim telefonumda takip programı var yüklü. Kendi telefonumu dün akşam onun arabasına bıraktım çünkü tahmin ediyordum böyle bir şey olacağını. Fakat burada buldum telefonu. Sizi oyuna getirmiş. Koçum, bakar mısın? Buyur abi. Kim hazırlattı bu masayı? Ferhat abi hazırladı. Nasıl? İçeride, mutfakta şu anda. Mutfak ne tarafta? Bu tarafta. Siz de etrafı kolaçana git. Hayda. Domates, biber herkese gider. Aslı, misafirlerimizin geleceğini niye söylemiyorsun sen? Neredesin sen? Buradayım. Öldürdün değil mi? Öldürdüm. Öldürmeden olmuyor. Önce biberleri öldürüyorsun. Ondan sonra domatesleri. Yoksa diri kalıyor Aslı. En son yumurtaya atıyorsun. Hayırdır, bir sıkıntınız mı var? Ne? Aslan! Erkin abiye söyle de bize sucuklu yumurta yapsın. Birinin beyazı iyi pişsin yalnız. Bir de çaylasın bizi. Hadi geçin, geçin. Sayın savcım, geç otur. Dilsiz. Kızarmış ekmek de söylesene. Hadi, başlayın, başlayın. Öldürünce iyi oldu. Sebzeleri. Bak tadına. Sen Şahin Cigal'i öldürdün değil mi? Şahin Cigal kim? Benim evimi kurşunlatıp beni vuran adam. Tesadüfe bak. Sevgili dayının eski ortağı. Dayın derken? Zeytini uzatsana. Ah be kayınço. Hani adamlarıyla köşe kapmaca oynadığımız, bacağımı ufak bir hatıra bırakan herif olabilir mi acaba? Tanımıyorum ben. Ne demek tanımıyorum ya? Aa, bu adam bizi evin içinde yakmaya çalışmadı mı canlı canlı? Tepemizden kurşunlar yağdırmadı mı? Bir dakika, bir dakika. Kim seni yakmaya çalışmış? Kim yakmaya çalışmış ya? Ben de onu soruyorum. Kim yakmaya çalışmış? Neyse, tamam, sonra konuşuruz. Yok, bence gayet sırası ve zamanı. Abi. Vallahi kayınço haklısın ha. Yani senin bu kardeşini illegal yollardan alamıyoruz inan. Harbi söylüyorum yani, alamıyoruz. Hep bir silah, hep bir küllah peşinde. Yeter be kardeşim. Abin de haklı. Sonuçta kanun adamın bir kardeşin olunca zoruna gidiyor. Bilirim bu duyguyu.
Ağlıyor musun sen? Yok, hayır. Soğandan. Öldürmeden olmuyordu, değil mi? Diri kalıyorlar sonra. Evet. O yüzden öldürmek lazım. Kafam karışıyor bazen. Yeterince karışmamış. Daha mı karıştırmak istiyorsun? Anlamadım. Yumurtalardan bahsedeyim. İstersen biraz daha karıştır. İyi mi böyle? İyi. Bitir şunu. Yok, ben doydum, sen bitir. Nezaket lokması hep çöpe gider zaten. İşte o yüzden diyorum, sen bitir. Böyle olur yani sonunda. Ama ben izin vermem. Yerim yani. Olmuş mu? Olmuş. Eline sağlık. Eyvallah. Böyle bırakıp git. Mis, mis. Eline sağlık. Eyvallah. Hadi çak bakalım. Sağlığına. Doktorla başka neye ne içilir ki zaten? Sağlığını içeceksin tabii. Sen böyle güzel yemek yapmayı nereden öğrendin, anlat bakalım. Niye 4 yıl? Ceza aldık. Ceza alınca uzadı. Uzayınca ben gerildim. Gerilince de biliyorsun yani sıkıntılı oluyorum ya. Ceza arttı tabii. Sıkıntı yok yani, yaptık. Her türlü yaparız. Şaşırmadım. Tedaviye cevap veriyor. Ne? Yok bir şey. İyi. Koy gitsin o zaman. Yavaş.
Gelirler yaş. Kap bakalım şunu. Al da nesi? Tuzu biberi. Allah Allah. Mahalleden Anlaş diye bir arkadaşla basket maçlarını seyretmeye giderdik hep. Hı. Kenardan seyrederdik ama. Yiğit de alırdık hep yanımıza. Sen oynadın mı hiç? Yani mahallenin parkına gidip oynuyorduk işte. Hı? Böyle dandikten bir demiri takmıştır oraya çember diye. Filesi milesi yok tabii. Sıkıntı yok. Her türlü oynuyorduk ama. Mahallenin abileri alıyordu bizi aralarına. Sen nasıl oynardın? Yani fena değildim tabii. Ama 11-12 yaşındaki çocuk nasıl oynar söyle. Böyle bacak arası arkadan top çevirmeler falan iyiydim. Ya. Tabii kızım bana yani kelepçe Ferhat derlerdi. Öyle tuttum mu bırakmıyordum adamı. Kelepçe Ferhat. Harbi söylüyorum bak. Tabii eve bir gidiyoruz köpek yalasa var ya doyar. Tabii. Akşam ezanıyla o da kesin. Hava kararıncaya kadar fix. Ne günlerdi be. Ne güzelmiş seninle sohbet etmek. Sonra? Sonrası yok işte. Çocukluk yani. Gidelim mi seninle bir gün? Hı? Basket maçına. Hadi. Vallahi gidelim bir gün. Normal insanlar gibi. Kızım biz normal miyiz? Normal miyiz sence? Normal miyiz ben ya. Soruyorum. No işte onlar gibi normal insanlar gibi gidelim. Bakarız. Çok eğleniriz. Ne olur gidelim. Parka mı gideceğiz mahalle? Allah Allah. Nereye istiyorsak oraya. Gideriz bakarız yani. Çocuklara söyleriz ayarlarlar bir şekilde. Sıkıntı yapma. Götürürüm yani. Eyvah. Söyle söyle. Kız olmasın. Yoksa çenesinden kurtulamayız de. Babama benzesin diyorum. Yok ona benzemesin. Sen babamı hiç tanımadın ki. Yok işte tanımadım o yüzden söylüyorum. Sana benzesin. Yok babama benzesin. O sevgi doluydu, masum bir adamdı. Böyle kimsenin kalbini bile bile kırmazdı. Ne olursa olsun gülerdi yani. Hani bir gün dedin ya sen bu Namık Emirhan'ın yanında takıla takıla ona benzedin diye. Doğru teşhis biliyor musun doktor? Harbi doğru yani. Günden güne ben o Yiğit'e benzedim. Necdet babamın bana öğrettiklerini unuttum. Hiçe saydım yani. Sen benim kalbimi kırmadın. Kalktık buraya kadar geldik. Getirdin beni. Seni kimseye benzediğim falan yok. Sen berber Necdet'in olsun. Aynen. Onunla olayım. Geç bak şuraya geç bak. Hamur olmuş. Ablan geldi. Canım.
Hoş geldin Aslı abla. Hoş bulduk bir tanem. Gel bir öpeyim. Oh. Yakışıklı. Amcan nerede? Amcan iş çıktı biraz. Gelemedi o bugün. Başka zaman gelir, olur mu? Hadi bakayım sen. Doğru ellerini yıkamaya. Hadi, hadi, hadi. Koş. Allah'ım ya. Hey Aslı, bebek nasıl? İyi. Yani öyle lafın geçti söylemiyorum. Buraya gelmeden önce doktora gittim. İyi. Oh, çok şükür. Cinsiyeti belli değildir ama daha, değil mi? Yani bir iki haftası daha var. İyi. Ferhat'la gidersiniz. Bilmem. Günü gelince bakarsın. Yiğit hiçbir kontrole gelmedi Aslı. Bir tek ona geldi, biliyor musun? Ya bilmiyorum, bana çok garip geliyor öyle ekranda. Çocuk uzaylı gibi falan. Uzaylı mı? Evet, annenin karnında uzaylı gibiydin oğlum. Küçük prens gibiydin ha. Bir kılıcın eksikti. Abartma istersen. Hı? O gün geldiğinde bakarız. Bilmiyorum. Sonuçta tek çocuğunu yalnız büyüten anne ben olmayacağım herhalde. Dünyada bir sürü vardır örneği. Oley, amcam gelmiş. Vay aslan. Abi hoş geldin. Ne güzel sürpriz böyle ya. Gel geç otur, biz de yeni başladık. Ben bir çay getireyim sana. Abi siz sofraya mı oturulur lan? Ya benim de boğazımdan geçmedi zaten. Çok az geçti. Ne haber doktor? İyi. İyi. Her işte bir hayır vardır derler ya. Gerçekten doğru yani. Ya operasyonda canımız çok sıkıldı ama... işte bak buraya geldik, sevdik de... yerleşeceğiz belki buraya. Özgür de mutlu görünüyor bayağı. Mutlu ya. Hemen arkadaş bile edindi. Aç bakayım ağzını. Yok istemiyorum, sağ ol. Senin için değil, bebeğimiz için aç. Sağ ol düşündüğün için bebeği. Düşünürüz biz. Sen dua et abi, ben kafama kabuklu yemiş yediğim günleri hatırlıyorum yani. Bunlar bir şey değil. Vallahi doğru söylüyor. Ama yola geldi kardeşin abi. Yavaş yavaş da olsa. Söz verdi şimdi de. Buradan bir tane ev alırsak bahçesinde de ceviz ağacı dikecek. Hı, öyle kiloyla atsın diye kafama daha rahat. Öyle ceviz ağacının altında çiçekler yoktur yalnız. Yaprağı zehirlidir. Bırak da insanlar hayal kursun. Ben kurmasınlar mı dedim. Aç bakayım ağzını. Yalan mı söyleseydik yani? Söylemeseydin keşke. Eyvallah. Bazen böyle oluyor işte. Hayat. Her şey yolunda gidiyor sanıyorsun. Hayaller kuruyorsun. Sonra bir bakıyorsun ki tersine dönmüş, tepetaklak olmuş her şey. Olabiliyor. Senin hormonlar da tersine döndü herhalde. Neden acaba? Senin yüzünden olmasın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.